Herkese yeni bir günden, kapalı bir Zonguldak sabahından günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim, şükürler olsun. Saat 10. Eşim uyuyorken BİM'e gideyim dedim. Ekmek alacağım, ufak bir pirinç alacağım. Vallahi birkaç gündür alışveriş yapacağız. Böyle erteliyoruz. Toplu almak istiyorum. Onu da eşimle gideceğim. Pirinci neden alacağım? Yaprak ıslatmıştım. Daha doğrusu suya bırakmıştım biliyorsunuz. Onu güzel saracağım ama öğleden sonra sararım herhalde. Bugün çarşıda işlerimiz var yine. Günler böyle dolu dolu geçiyor. Artık eşim gidince herhalde ben bir hafta böyle bunalım takılırım diye düşünüyorum. Çocuk sesleri teneffüse çıkmışlar. Neyse birkaç haftadır BİM'e aktüellere de gitmiyorum. 101'e de. Şimdi gidelim bakalım neler gelmiş. Ekmek alalım. Ondan sonra da pirincimizi alıp eve gidelim bakalım. Yakın olduğu için hemen geldim Allah'tan. Burada böyle marketlerin önünde bunlar yazık bekliyorlar. Su bakıyor. Şimdi geldik bakalım neler varmış. Ekmeği birazdan alalım. Bu önceden kalma galiba. 199 TL ediyor. Bir bakayım şöyle. Ne geleceğini de hiç bilmiyorum tabii. Şöyle ilk ben bir bakayım. Galiba bunlar gelmiş. Çok yeni bir şey görmedim ama bunlar da benim hiç ilgimi çekmedi tabii ki. Şunlar var bakın. Bunlar daha önce de gelmişti. Bu arada eski mi yeni mi bilmiyorum. Şöyle şu tarafa da bakayım. Yarının bardaklar gelmiş şöyle. 7.90. Desen borcam var. Şunlar var. Kavanozlar var. Oyuncaklar var. Valla çok bir şey gelmemiş. Ben mi görmüyorum acaba? Şu tarafa da bakayım. Şöyle fakirin süpürgesi. Banyo küvet oturağı. Şöyle bakın. Şurada güzelmiş. Şurada peydir var zaten. Barbie bebekler. Çok bir şey yokmuş. Battaniyeler var. Ne kadar? 32.90 tek kişilik. Ama güzel desenleri falan, renkleri bakın. Bana şu kitapları yazan arkadaşlar vardı da ben bunları beğenmedim bakın. Benim aldığım gibi değil. Yani 12.90 ama o neymiş? Highlighter paleti. Şuna falan bakmıştım. Pijama takımı. Bunlar eski şeyler zaten. Normalde de bunlar gelmiş ama tabii ki saat 10-10.30 olunca kalmamış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın şu tavadan bulsaydım alırdım. Şu küçük tavadan. Onları bir ara Migros'ta gördüm. Almadığıma pişman olmuştum. Gelenler böyleymiş yani. Neyse ben bir pirinç diye gittim. Evde sizlere gösteririm. Şimdi gideyim bakalım. Evet, ben eve gelene kadar eşim kalkmış, çayı da demlemiş, şimdi altına su koymuş. Bunları yerleştirip ben hemen kahvaltılıkları hazırlayacağım. Bir tek pirinçle ekmek diye gitmiştim. Pirinci aldım, şöyle güzel tam burada ekmeği aldım. Bu ekmekleri eşim seviyor. Yumurtam birkaç tane kalmıştı, yumurta aldım. Islak mendilimiz bitmişti. Şöyle kaymak aldım, bal var. Buzdolabı poşeti hiç kalmamıştı. Bir tane de yarına süt aldım. Aldıklarım böyle ama dediğim gibi bulaşık makinesi, tableti falan bayağı bir eksiğim var. İnşallah onları birkaç gün içinde tamamlayacağız. Şimdi bunları yerleştirip hemen hızlı bir şekilde kahvaltımızı yapalım. Sarmanın içini hazırlayayım. Gelince inşallah onu da saracağım bakalım. Kahvaltıyı yaptık. Buraları toparladım. Hiç iş güç yapmadım arkadaşlar. Hemen şöyle içimi kavurdum. Duyuyorsunuz öğlen ezanı okunuyor. Bol maydanoz, dereotu koydum. Pardon. Bol maydanoz ve taze nane koydum. Baharatlarını ekledim. İçim hazır. Şimdi altını kapatayım. Artık geldikten sonra inşallah Allah kısmet ederse saracağım. Şimdi bir ablamı arayacağım. Saat 1 oldu. Bakalım kaçta çıkacağız evden. Evi de şöyle bir toparladım. Söylediğim gibi şimdi bu soğusun. Güzel kabını değiştireyim. Ocağı da sileyim. Yavaş yavaş çıkarız inşallah. Evet, biz saatlerdir dışarıdayız arkadaşlar. Hiç elime telefonu almadım, çekim yapmadım. Liman arkasına gittik, çay içtik, simit yedik. Şimdi Yaren'i aldık, eve geldik. Eşim otoparkta, onu bekliyorum. Bir markete gidip geleceğiz. Tereyağı unutmuşum. Bugün ona anne kurabiyesi yapacağım.
Aslında ablamlar dışarıda yemek yiyelim dediler ama nedense böyle hiç keyfim yoktu bugün. Benim canım istemedi. O yüzden de eve geldik. Havada nasıl? Yani rüzgarlı, fena da değildi zaten. Evet, etkin çayında Barış geliyor sanırım. Onu bekliyorum bakalım. Evet, içi hazırladım ama vallahi hazırlamasaydım yapmazdım gerçekten. Şimdi yaprağı sarayım. Tereyağını da dışarı bıraktım. Yırttım. Bu geçen ablamla koyduğumuz yaprak değil de bana bir sayfadan gelmişti ya o yaprak. Onunla saracağım inşallah. Ya bilmiyorum siz de öyle misiniz? Böyle dışarı çıkınca gerçekten gelince bir şey yapamıyorum ben ya. Daha çok böyle bir şeyler yapmak istiyorum hani. Ama olmuyor. Bu arada başörtümü de Elif Can vermişti. Bitlis'teki arkadaşım Veysel Karahane'ye giderken vermişti. Öyle işte arkadaşlar. Vallahi dün akşamdan beri böyle bir başım sepet gibi bir tuhafım. Aslında uzandım. Vallahi geri kalktım. Dedim kalk yeşil uzanırsan her şeyin geri kalacak. Böyle bir saat falan yatsam kendime gelecektim ama yatmadım. Bir Nescafe yapsaydım aslında ama onu da yapmadım. Bugün değişik bir halim var böyle. Diyorum ya ablamlar illa dışarıda yemek yiyelim dediler. Ona da canım istemedi. Böyle değişik bugün. Barış film açtı izliyor. Yaren odasında bir şeyler izliyor. Bugün Philips'i göstermiştim sizlere. Dik süpürgeyi biliyorsunuz. Yatak odasına eniştem dün onu şarj için böyle deldi. Keşke robot al diyen arkadaşlarım olmuş. Vallahi bilmiyorum. Ben robotu hiç düşünmedim. Hatta Bitlis'te Elifcan da vardı. Açtık da böyle. Ne bileyim ya. Ben çok beğenmedim. Yani kullanıp da çok memnun olan arkadaşlar da var tabii ki de. Bilmiyorum. Hiç robot alayım demedim. Dyson'ı yazmışsınız. Hatta yurt dışından yazan arkadaşlarım olmuş. Dyson V15 çıktı demişsiniz. Vallahi kaç dolar euro yazmışsınız şu an unuttum da bayağı pahalı ama kaliteli demişsiniz. Aynen öyle. Gerçi Philips'i kullananlar da çok memnun. Gerçekten çok memnunlar. Şimdi şöyle yapalım mı? Böyle küçük yaprağı sarmayı da hiç sevmem ben aslında ama bunlar da hep küçük denk geldi. En son annemle sarmıştık. Böyle hemencecik de yapmıştık. Thank you.
Evet, zorla da olsa böyle jet hızıyla hemen bir tencere yaprağı sardım. Birazcık iç kaldı, onunla da biber doldururum dedim. Buraya da hemen et koydum. Çorba falan bilmiyorum yapar mıyım? Şimdi bunlar pişsin. Kurabiye malzemelerini hazırlayacağım. Bir de kurabiye yapacağım. Bunlar bize yeter de artar bakalım. Evet, halim yoktu belki ama görüyorsunuz sarmayı ocağa attım. Et pişiyor. Anne kurabiyesi de hazır. Bu sefer sizlere çekmedim. Zaten tarifini bilen arkadaşlar var. Çok sık yapıyorum. Eşimin en sevdiği kurabiyedir. Sarmayı da çok sever. Şimdi bunu 180 derecede biraz fazla kızartacağım bu sefer. Bizimkileri ayıracağım. Eşim bayağı kızarık seviyor. Şöyle bunun çizgileri çıktı. Bunu da kapatalım. Sarmanın da birazdan zeytinyağını hemen dökeceğim. O da tamamdır. Bu doğru fırına gidiyor bakalım. Sarma pişti. Şöyle bir tabağa aldım. Kalan da tencerede kalacak. Eti de ayarladım. Kurabiye de pişiyor. Şimdilik böyle bir tabak koydum. Ilıyınca birazcık daha yerler. Dumanın üstünde görüyorsunuz. İlk defa bu kadar kaynar kaynar yiyeceğiz ama artık böyle olsun. Şimdi hemen yemeği yiyelim. Buraları da toparlayayım. Ondan sonra da çay faslına geçeceğiz inşallah bakalım. Evet, bir anne kurabiyesi klasiği arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bunu birazcık daha beyaz seviyorum ama eşim böyle kızarık sevdiği için her zamankinden birazcık daha fazla kızarttım. Bakın. Mis gibi kokuyor. Birazdan çay suyu koyacağım. Şimdi onlar baba kız yemeye devam ediyorlar. Ben doydum ve kalktım. Buraları toparlayayım bakalım. Evet, Yozgat klasiği. Akşam yürüyüşüne çıktık şimdi eşimle beraber ama hava buz gibi. O kadar soğuk ki. Çiğ köfte alacağız. Yani ben çiğ köfte çok seviyor. Eşim de seviyor bu arada. Aslında karnımız tok ama bilmiyorum çiğ köfte yiyesileri Yaren işte. geldi. Yaren istemiş. Hem de eşimle yürüyüş yapalım. Buraları eşime gezdireyim. O çok bilmiyor. Ya söylesene de Biliyorsunuz. ben istediğini hesaplıyorum. İçime doğru. İçine doğmuş ya benim çiğ köfte istedi. Sen en son ne zaman aldın onu? 3 gün falan mı oldu? Geldiğinde aldım. Geldiğinde. O olmuş bayağı evet. O zaman isterdi Beş onu. Sen üşümedin mi Barış? Bayağı soğuk. gün. Acayip birden kış geldi arkadaşlar. Evlerde bilmiyorum doğalgaz kullananlar yazsınlar bana. Bu aydan sonra yo yakında yakılır değil mi? Yakan var mı acaba? Var mı yakan bana da söyleyin. Ya, gerçi durulmayacak gibi değil. Allah var da. Ama Yaren'in böyle eli ayağı buz gibi. Onu bir getireceğiz, kanına baktıracağız. Öyle şey ya, denize karşı soğuk. Aynen, bir de onda kansızlık var galiba Barış. Eli ayağı ısınmıyor. Evet. Evet, şimdi hem yürüyüş yapalım hem çiğ köfteciye gidelim bakalım. Evet, çiğ köfteyi buradan alıyoruz bakalım. Biz eve geldik, çayımızı içtik. Hatta kızımla eşim hala içiyorlar. Ben bayağı bir yedim yani, kurabiye falan çok güzeldi. Evet arkadaşlar, makineyi böyle yatak odasında hemen bu etajerimin yanına buraya koyduk. En uygun burasıydı. Fişini şu an çektim çünkü bugün kullanmadım. En son dün kullanmıştım. Şöyle size göstereyim. Ablamla eniştem her sefer yıkamana gerek yok dediler ama benim de böyle hiç içime sinmiyor. Buraları böyle toz toz gibi ya. Bilmiyorum ne yapacağız bakalım. Şimdilik alışmaya çalışacağım. Ama kablosuz oluşu böyle istediğiniz zaman buradan alıp kullanması gerçekten çok pratikmiş. Evet, yan tarafı hiç görmeyin. Şu tarafı özellikle. Orası komple ütü arkadaşlar. Vallahi bir dünya ütü beni bekliyor. Ama yapacak halim var mı? Yok. Ütü yapmak isteyen gönüllü arkadaşlarımı beklerim. Şaka bir tarafa, gerçekten bugün yarın o ütüleri halletmem gerekiyor. Eşim geleli bayağı tembelleştim, farkındayım. Ama sirkelenip kendime geleceğim inşallah. Bunun da yerini sizlere göstereyim. Şimdi kapanışı yapalım bakalım. Evet, bu akşam da yatak odasından şöyle kapanışı yapayım. Bugün farkındasınızdır. Böyle çok çok, nasıl diyeyim, kötü değilim. Evet, ama bir halsizlik, böyle bir bıkkınlık var üzerimde. Niye öyle oldum ben de bilmiyorum. Sabah kalktığımda gayet iyiydim. BİM'e gittim, gördünüz zaten. Ama ondan sonra böyle bir şey oldu. Çarşıda hiç telefonu elime almadım. Ne bileyim, normalde biliyorsunuz ablamlarla çok keyifli saatler geçiriyoruz. Yine öyle oldu. Ama ablam bile sen hiç bugün çekim yapmadın dedi. Onun bile dikkatini çekti. Vallahi abla bilmiyorum, bugün böyle üzerimde bir hal var dedim. Bazen oluyor arkadaşlar. Artık nazara mı geliyoruz? Ya da gerçekten hani yorgunluklar mı çıkıyor bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz Ağrı'da çok gezdik. Batman'a gittik. Oradan geldim geleli de hiç evde oturmadım desem yeridir yani.
sanırım yorgunluklar çıkıyor ama hamdolsun iyiyim tabii ki de. Bugün ablamlarla indiğimizde Aksu'ya gittik. Normalde 5 katlı Aksu var. Biz tek katlı olana gittik köprü altında. Sizlere daha önce çekim yapmıştım. Orada harika ürünler var. Vallahi oraya her girdiğimde böyle hepsi benim olsa diyorum. O kadar seviyorum orayı. Orada bile bugün sizlere çekim yapamadım arkadaşlar. Böyle dediğim gibi bir değişiktim bugün. Neyse, bizim yılan hikayesine dönen avize bakmamız vardı yine. Çok güzeldi, çok beğendim. 400 TL'ydi. Bir kararsız kaldım ama alayım mı, almayayım mı? Hatta eşim istiyorsan al dedi. Dedim bir iki gün düşüneyim, ondan sonra alırım. Normalde tekrar halı falan bakacaktım ama bakmadım. Bir de hani tekrar tekrar aynı şeyleri çekip çekip sizleri de bıktırmak istemedim açıkçası. Çünkü biliyorsunuz dün avize çekmiştim. Bugün ben avize baktım. Tekrar avize çekersem sıkılacağınızı düşündüm. O yüzden de bugün çekim yapmadım. Bugün böyle dolu dolu bir vlog olmadı. Bazen böyle oluyor biliyorsunuz. Artık kusuruma bakmayın arkadaşlar. Evet, lafı daha fazla uzatmayayım. Yarın cumartesi, herkese güzel bir hafta diliyorum. O zaman ne diyelim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın daha güzel bir şekilde, daha güzel bir videoyla, daha keyifli bir videoyla karşınıza gelirim diyorum. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.